Ankara'dan iyi bir gün diliyoruz. Önemli bir konuğum var. Eski bir çalışma bakanı, şu anda da AK Parti sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Uzun bir aradan sonra ilk kez yayında görüyoruz evet, sizleri evet. Ve çok önemli bir konu başlığımız var. 3600 ek gösterge başta olmak üzere memura, işçiye yapılacak olası zam ve bundan sonraki sosyal yardımlar kapsamı, bunların tamamını şimdi konuşacağız ama 3600'e bir başlayalım. Evet. Bugün itibariyle detayları da belli oldu. Çalışma Bakanlığı tabloyu da yayımladı. 4 meslek grubu 3600'e çıkıyor. 3000 ek göstergeliler de yine 3600'e çekilmiş oluyor. Yardımcı hizmetler sınıfı da artık ek göstergeden faydalanacak. Şimdi düzenleme 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek. İnşallah. Önce şunu sorayım, çok merak ediliyor çünkü. Neden 7 ay önce açıklandı? Neden Ocak'ta yürürlüğe girecek? Evet. Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Bizler için böyle güzel çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı bu programlara çıkmak çok önemli. Gerçekten tüm Türkiye'de 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabine toplantısı sonrasında açıklandı. Büyük bir heyecan uyandırdı. Bu böyle hızlıca hemen yapılan bir düzenleme değil. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 2018 yılında ilk önce polislerle başlayan, sonrasında din görevlileri, sağlık görevlileri diye bütün kesimleri 4 ayrı meslek grubunda ilgilendirecek şekilde genişletilerek ifade edilen bir düzenlemeydi. Çok uzun ilgili taraflarla, istişareyle çok uzun çalışmalar sonucunda son haline geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk önce hafta sonu yaptığımız kampımızda, sonrasında da kabine toplantısı sonrasında bir müjde olarak açıklandı. Öncelikle bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bekleyen çoktu. Çok sorular alıyorduk bu konuyla ilgili. Çok şükür ete kemiğe büründü ve kamuoyuyla paylaşıldı. Neden 7 ay sonra? Biliyorsunuz bundan çok kısa bir süre önce öğretmenlerle alakalı 3600 düzenlemesini öğretmenlerin meslek kanununda yapmıştık. Onu da 1 Ocak itibariyle yaptık. Bugün itibariyle meclise sağlık çalışanlarımızla alakalı 14 maddelik bir teklif daha sunuldu. Yine burada da sağlık çalışanlarımızla alakalı 3600 düzenlemesi var ve bu düzenlemede inşallah 3600 ile ilgili konular Ocak ayından itibaren. Kamu çalışanları ile ilgili süreçler biliyorsunuz toplu sözleşme süreçlerinde 6 aylık periyotlar halinde aylıklarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Sene başı itibariyle tüm artışlar, enflasyon farkları, her şey net olarak oturduktan sonra yeni bir sene başında bu sürece başlamanın daha uygun olacağı, bütün yasal düzenlemelerde de genelde biliyorsunuz ya son tarihi 31 Aralık'tır, başlangıcı 1 Ocak'tır. Bu anlamda inşallah tüm artışlar, tüm düzenlemeler, tüm yapılacak çalışmalar yapıldıktan sonra 7 ay süre içerisinde de yine ilgili taraflarla istişareler devam eder, metin haline getirilir, olgunlaştırılır ve inşallah sene başında tüm çalışanlarımız ve emeklilerimizi, kamu emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemelerimizi hayata geçirmiş oluruz diye umut ediyoruz. Şimdi genel olarak sendikaların yaptığı açıklamalara baktığımızda bir memnuniyet var. Beklentileri büyük büyük oranda karşılanmış gibi görünüyor. Birkaç itiraz geldi. Önce onları sorayım size. Bir tanesi memur senin bir talebi. 3600 ek gösterge altında kalanların tazminat yansıtma oranları yeniden ele alınmalı ve yükseltilmeli diyor memur sen. Bir tazminat yansıtma oranı nedir? Onunla başlayalım. Herkes bilmiyor çok çünkü. Çok teknik bir alan. Ve bu evet. Talep karşılanabilir bir talep mi? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kamu personel yönetimi sistemimiz kamu görevleriyle ilgili hem çalışanlarımız hem emeklilerimizle ilgili sistem çok teknik bir sistem. Tam bir uzmanlık gerektiren alan. Dün akşam ben de bugün programlara katılacağım için biraz ders çalışmak için tekrardan bilgilerimi tazelemeye için baktım yayınlara, yapılan kitaplara. Şimdi 5 ayrı cetvelde kamu görevlilerimiz düzenleniyor. Onun dışında 15 dereceden oluşuyor. 9 kademeden yine kıdemler belirlenirken 9 tane kademeye ayrılıyor. 15 dereceyle sınıflandırılıyor. Yine 12 tane hizmet sınıfımız var. Çok geniş, çok teknik bir alan. O yüzden yaptığımız düzenleme de tam bir devrim niteliğinde düzenleme. Aslında beklenen sadece 4 tane meslek grubumuzla ilgiliydi biliyorsunuz. Yaptığımız çalışmalar, yaptığımız görüşmeler. Ancak bu istişare süreçlerinde yine kamu görevlilerimizden gelen talepler, ihtiyaçlar, sistemde bu tarzda sadece 4 meslek grubunda yapılacak bir oynamanın farklı
handikaplara sebep olacağı düşüncesiyle kapsam genişletildi. Bu gerçekten Cumhuriyet tarihimizde devrim niteliğinde bir düzenleme. Ben bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Hiç göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına bile 600 gösterge verilerek bu da yine ilk yapılan bir düzenleme. İnşallah hayırlı olmasını umut ediyoruz. Aslında şöyle detaylara baktığımız zaman herkesin terfi ettiğini söyleyebiliriz. Evet, ama şube müdürlerinin bir itirazı var orada da. Diyorlar ki işte onlarınki 2200'den 3000'e çıkıyor. Evet, yaklaşık 800 göstergelik bir artış. Artış var ama şimdi diyorlar ki biz şube müdürleri yine amiri durumunda bulunduğumuz kamu görevlilerinin gerisinde kalıyoruz. Evet. Bu düzenlenebilir mi? Bu teknik detaylar, ancak zaten mevcut düzenlenen sistemde biliyorsunuz birinci derecedekiler için yapıldı bu düzenlememiz. Özellikle ben tekrardan bunu ifade etmek istiyorum. Tüm öğretmenlerimiz kapsam içerisinde 3600'e getirilen, yine 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polislerimiz 3600 göstergeye çıkarılmış durumda. Alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarımız 3600'e çıkarılmış durumda. Din görevlerimizin yine ek göstergeleri 3600'e çıkarılmış durumda. Az önce söylediğiniz yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm kamu çalışanları içerisinde 600 puanlık bir artış gerçekleştirildi. 600 puan daha veriliyor. Böyle olunca genel müdür yardımcılarından il müdür yardımcılarına kadar herkeste bir yükselme oluyor. Şube daha müdürleri yani, daha önce de bu sistem içerisinde sıralaması oydu. Şimdi onlar 3000'e çıkmış durumda. Dediğim gibi 7 aylık bir süre var. Bu süreç hala istişareye açık. Meclise de gidecek. Meclise gelecek, konuşulacak, komisyonlarda yine gündem olacak. O süre içerisinde Çalışma Bakanlığımız nasıl bu süreci istişareyle yürüttüyse bundan sonraki süreçlerde de istişareyi başarılı şekilde yürütecektir. Arka arkaya çok önemli düzenlemeler yapıldı. Uzlaşmayla bir toplu sözleşme süreci biliyorsunuz tamamlandı. Hem kamu işçilerimiz hem kamu görevlilerimiz. Asgari ücretle tarihimizin en yüksek %50 oranında bir artış söz konusu oldu. O yüzden Çalışma Bakanlığımız, Bakanımız zaten camianın içerisinden gelen, benim de hocam bu süreçlerde oldukça başarılı. Yine istişareyle süreçleri yürüterek gerekli hassasiyetler, yasal düzenlemelere bakacaktır. Şimdi bu daha çok emekli maaşı ve emekli ikramiyesiyle alakalı bir düzenleme ama mevcut çalışan memurların maaşında bir artış olacak mı, olmayacak mı, ya da şimdi ne oranda biliyorsunuz, olacak? Biliyorsunuz Temmuz ayında toplu sözleşmemiz yapıldığı zaman ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7 oranında bir artışımız ve üzerine enflasyon farkları verilecek diye vaatlanmıştı. Temmuz ayında tüm bu hesaplamalar baştan yapılacak. Memurlarımızın alacağı maaşlar. Ocak ayına geldiğimiz zaman Aralık sonunda tekrardan bu hesaplamalar yapıldığı takdirde muhakkak ki artışlar olacak. Bir miktar etkisi olacak. Bakanımız da açıkladı. Bu süreç daha çok emekli olurken aldıkları tazminat ve emekli maaşlarını etkileyen bir süreç. Ama maaşlara da yansıması olacak. Gerçekten çok teknik bir alan. Çok hassas hesaplamalarla yapılan ve çok ciddi adalet hissini de ön plana çıkarak yapılan bir düzenleme. İnşallah hayırlı olacak diye inanıyorum. Şimdi 5 milyon 300 bin memuru kapsayacak. Memur değil, emeklilerle birlikte. Emeklilerle birlikte, evet doğru. 5 evet. milyon 300 bin kişiyi kapsıyor demek daha doğru. Bunun devlete maliyeti ne olacak ve bu nasıl karşılanacak? Evet. Az önce de söyledim. Şu an için 5 milyon 300 bin kişiyle ilgili hesaplamaları yapabilmek için son geldiğimiz aşamayı görmemiz lazım. O yüzden de yasal düzenlemenin çıkacağı yıl başında tüm artışlar, tüm düzenlemeler yapıldıktan sonra gelecek son duruma göre bu işin maliyeti belli olacak. Ama biz çalışanlarımız için, emekçilerimiz için yaptığımız hiçbir şeyi bir maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Pandemi sonrasında biliyorsunuz tüm dünyanın içinden geçtiği bir süreç var. Bu sürecin ülkemize de yansımaları kuşkusuz ki oldu. Vatandaşlarımızın, emekçilerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, tüm toplum kesimlerinin, kadın, erkek, genç, yaşlı bu süreçten etkilenmesini azaltabilmek için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmanın da bu kadar kapsamlı olmasını, bu bakış açısının bir ürünü olarak değerlendirmek lazım. Bunun maliyeti 2023 bütçesine yansıyacak. O zamandan itibaren tam olarak kapsamı belli olacaktır. Şu an için hesaplamalar televizyonlarda birkaç gündür tablolar yayınlanıyor, rakamlar söyleniyor. Dün Çalışma Bakanlığımız mevcut duruma göre tüm rakamları açıkladı. Ne kadar fark olacağı, yani 1 milyon 1413 liradan başlayıp 2000'e kadar giden bir skala var. Hem emekli maaşlarında hem maaşlarda olacak artışlarla ilgili.
yine emekli ikramiyelerinde 50 bin liraya kadar çıkan bir mevcut duruma göre bir artış yani söz konusu. Yani bu tabloya göre en yüksek emekli ikramiyesi 374 bin lira, en düşük 176 bin evet. liraya çıkacak öyle görünüyor. Aynen öyle. Ki mevcutta 322 bin en yüksek, 172 bin en düşük ikramiye yani gibi görünüyor. Maaşlarda da artış, yine evet, ciddi yani çok bir ciddi artış bir görünüyor. Artış söz konusu. Daha peki önceden... işçi emeklilerine dönük bir adım atılacak mı? Çünkü onlar diyor ki şimdi artık bizim hak kaybımız var, bize de bir şey yapılsın. Yani biz saha çalışmalarımızı çok yoğun şekilde sürdürüyoruz. Onu ifade etmek istiyorum. Az önce söyledim. İstişare, ortak akıl, birlikte çalışma bizim AK Parti'nin tüm başarı hikayesinin aslında merkezinde olan husus. Genel merkezimizde, partimizde de bu anlamda çalışmaları yapıyoruz. Bakanlıklarımızda da şu anda sahadaki ihtiyaçlar, talepler, beklentilerle ilgili tespitler yapılıyor. Büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. Dediğim gibi vatandaş odaklı, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla işlerini yapan bir anlayışa sahibiz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde ihtiyaçlar, talepler tespit edildikten sonra muhakkak ki bir yol haritası eşliğinde gerekli değerlendirmeler bakanlığımız tarafından, kabinemiz tarafından yapılacaktır. Tabii şimdi emeklilikte yaşa takılanlar da çok merakla bekliyor, sıra bize geldi mi artık diye. Çalışma hayatı çok dinamik bir süreç biliyorsunuz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye bir söz vardır. Çalışma hayatı da en çok değişimlerden etkilenen alanlardan birisi. Çok dinamik bir süreç. Bu anlamda zaman içerisinde ihtiyaçlar, talepler, beklentiler çok hızlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu konuda Sayın Bakanımızın yine kabine toplantısından sonra katıldığı bir televizyon programında açıklaması var. Muhakkak ki tüm sorunların, tüm beklentilerin çözümü ve yerine seçimden önce yapılacak gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Sonrasında çalışıyoruz evet. ama önceliğimiz 3600 denilmişti. Dolayısıyla seçimden önce AK Parti olarak bunu gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle biz sosyal politika alanındaki konulara seçim odaklı bakmıyoruz. Hiçbir zaman popülist bir yaklaşımla bu konuları değerlendirmedik. Dediğim gibi şu an genel merkezde benim birimimde gelecek hafta 17-18'inde çok kapsamlı yaklaşık 300 kişinin her kesimden, işçisinden işverenine, engelli STK'larından yaşlara, kadından gence, sosyal yardım yapan her alandaki kesimlerle 2 gün sürecek böyle masalarda her konuyu derinlemesine tartışacağımız çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Daha önce Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptık çalıştayımızı, yaşlılarla ilgili yaptık, emeklilerimizle, engellilerimizle ilgili çalıştaylarımızı yaptık. İlgili tüm kesimleri buralara davet ediyoruz ve tespitlerimizi yapıyoruz. Bu doğrultuda da sadece seçim odaklı değil, ihtiyaç ve tespit yaptığımız sahadaki beklentiler odaklı olarak yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi Bakan Bey masamızda dedi. Bu konuyla ilgili muhakkak ki bakanlığın bir yol haritası ve planlaması vardır diye düşünüyorum. Peki şimdi emekli ve memura Ocak ayında bir zam yapıldı. Sıra Temmuz ayı. O bekleniyor büyük bir heyecanla. Ocak'ta %30.95 bir zam evet, yapıldı. Sonra bir 2,5'luk yine bir artışımız, iyileştirmemiz de oldu ek. Şimdi enflasyon geçen ay %73.50 olarak açıklandı. Son 5 aylık enflasyon oranı %35,64 ki buna Haziran ayı enflasyonu da evet, eklenecek. Temmuz'un yani 6 aylık evet. orana bakılacak. Şu an itibariyle %35-38 aralığında bir zam beklentisi başladı. Bu rakamın üzerine çıkılabilir mi? Bu enflasyon farkı ile ilgili ödemeler yapılacak ve yine bakanımızın açıkladığı bir tüm kamu çalışanlarının bu ücret sistemleriyle alakalı bir düzenleme içerisindeyiz dedi. Diğer o verilecek olan rakam enflasyon farkı yani enflasyonla toplu sözleşmede zaten yer alan bir hüküm. Bir de onun dışında bakanlığımızın yine kamu çalışanlarına yönelik bir ücret sistemiyle alakalı bir çalışması olduğunu bakanımız da ifade etti. Yani siz sürekli sahada olan bir AK Parti kurmayısınız. Çok, o yüzden de soruyorum. Yani mevcut enflasyon oranına baktığınız zaman memurun ve emeklinin korunması için bu fark ne kadar olmalı? Siz ne öngörüyorsunuz? Yani %35-38'in üzerinde bir rakam gelebilir mi? Ne dersiniz? Bu enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir zaten. Onu bakanlıktaki ilgili uzmanlar, yine sendikaların uzmanları hesaplayarak koyacaktır. Onun üzerindeki çalışmaları da yine ücret sistemleri
sistemleriyle alakalı olarak, yani ücretlendirme modeliyle alakalı olarak bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var. Dediğim gibi biz vatandaşlarımızın enflasyon karşısında sıkıntı yaşamaması ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Biliyorsunuz gıda ürünlerindeki KDV oranı %1'e indirdik. Daha az önce siz de beklerken yayını Adalet Bakanımızın kiralarla alakalı bir açıklaması oldu. %25'lik bir kira artışlarında bir sınırlama getiriliyor. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Her türlü konuda biz hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinedeki arkadaşlarımız, yine milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız her türlü imkanı seferber ederek enflasyon karşısındaki durumlarını düzeltecek, gelir seviyelerini arttıracak, refahı arttıracak düzenlemeler konusunda az önce de ifade ettim. Tüm imkanları seferber edecek bir anlayışla yol alıyoruz. Bunda da 2023 seçimleri odaklı bir bakış açısı değil, tamamen vatandaşlarımızın durumuna odaklı olarak süreçlerimizi şimdi ilerletiyoruz. Şimdi ben de onu soracaktım. Çünkü tüm bunlar seçim yatırımı olarak nitelendiriliyor muhalefet tarafından. Hatta bu ardarda gelen açıklamaların sonbaharda bir seçime işaret ettiği yönünde de bir beklenti var yine muhalefet cephesinde, yani bu konuda, öyle mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız muhalefetin maalesef ki bir dediği bir dediğini biliyorsunuz tutmuyor. Onlar tamamen popülizm, karalama üzerine bir siyaset anlayışıyla yol alıyorlar. Biz tam tersine, dediğim gibi az önce de, vatandaşımızı, milletimizi temel alarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca söyledi, seçimlerle alakalı tarihimiz bellidir. Herhangi bir değişiklik, Haziran seçimlerinde tarih olarak bir değişiklik söz konusu değildir. Az önce ifade ettim, yani seçim vaadi her şeyi olarak değerlendiriyorlar. Bu yaptığımız 3600 ile ilgili düzenleme AK Parti'nin 2018 seçimlerine giderken vermiş olduğu bir sözdür. İlk başlangıcı, o dönemde Çalışma Bakanı olduğum için polislerle başlayan bir süreçtir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kapsamı genişletilmiştir. O dönemde 4 meslek grubuna ilişkin bu yaptığımız düzenleme AK Parti'nin bugüne kadar vermiş olduğu tüm sözleri vatandaşlarımıza yerine getirmesinin bir yansımasıdır. 2018 seçimlerinde vermiş olduğumuz tüm vaatler, ifade ettiğimiz tüm hususlar yatırım anlamında, hizmet anlamında hayata geçirilecektir. AK Parti'nin siyaset anlayışı verdiği sözü yerine getirmek üzerine kuruludur. Bu anlamda herhangi bir seçim yatırımı olarak değerlendirmek çok yanlış bir bakış açısı. Dahasını diyebilirim ama şimdi yayınlarda demeyeyim. Peki. Yayında demeyeyim. Şimdi sosyal yardımlar var bir taraftan da. Yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tabii, hafta başında açıklandı. Yeni bir paketten söz edildi. 15 milyarlık bir sosyal yardım paketi. Detayları henüz yok. Belki sizden öğreneceğiz şimdi. Yani kimler yararlanacak, nasıl belirlenecek, evet, nereden başvurulacak ve toplam 15 milyar deniyor ama bu yardım aylık mı verilecek, ne kadar olacak? Tabii bir sene boyunca düzenli olarak yine vatandaşlarımızın bu içinden geçtiğimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasındaki ekonomik dalgalanma sürecinin etkilerini azaltmak adına hayata geçirdiğimiz, pandemi döneminde de biliyorsunuz yaklaşık 60 milyar liralık bir nakdi desteğimiz vatandaşlarımız olmuştu. Bu dönemde de yine bir sene boyunca vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Aile desteği programı dedik. Kabine toplantısında 3600 açıklandı. Aile desteği programı açıklandı. Bir de anaokullarıyla alakalı olarak bir destek programı açıklandı. Aile destek programı bu sosyal yardımlardan faydalanan tüm vatandaşlarımızı kapsamına alıyor. Sadece kamu işçi ve memurlar süreçten faydalanamıyorlar. Düzenli bir gelire sahip oldukları için. Haziran'ın 3. haftasından itibaren hem sosyal yardımlaşma vakıflarımızdan hem de E-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Hı hı. Ve inşallah Kurban Bayramı öncesinde de ilk ödemeler hayata geçirilecek. Bir sene boyunca olacak. Bir gelir testi vesaire tekrardan yapılmayacak. Dediğim gibi sosyal yardımlardan faydalanan tüm vatandaşlarımız bu sistemin içerisinde yer alıyorlar. Başvurduktan sonra da inşallah hesaplarına yaklaşık 300 lira ile 750 lira arasında değişen bir rakam. Onun kriterleri de bakanlık tarafından açıklanacak. Hı hı. Bu son bir yılda peki birçok başvuru olmuştur muhakkak, var mıdır bir rakam? Yani son bir yıllık özellikle enflasyondaki artışla beraber sosyal yardıma ihtiyacım var diye başvuranların sayısı nedir acaba? Şöyle, biliyorsunuz az önce söyledim, AK Parti insan odaklı siyaset anlayışının en temel temsilcisi.
biz 2023-2022 bütçemizde toplam 104 milyar liralık bir pay ayırdık sosyal yardımlarla alakalı. Yaklaşık 44 kalemde sosyal yardımlarımızı veriyoruz. Bunlar aile odaklı yardımlar, eğitim odaklı yardımlar, gıda ve barınmayla ilgili yardımlar, engellilerimize verilen yardımlar, yaşlarımıza verilen ve kadınlarımıza hani eşi vefat etmiş ya da yaşı ilerlemiş hiçbir geliri olmayan hanımlara yönelik 44 kalemde zaten bir sosyal yardım sistemimiz var. 104 milyarlık bu pay her bir kalemde ilgili ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Her ay yaklaşık 290 milyar liralık bir periyodik pay illere gönderiliyor. Bu bağlamda da ihtiyaç sahiplerinin her an faydalanacağı imkanlar devletimiz tarafından sunulmuş oluyor. Bu son açıklanan paket anladığım kadarıyla mevcutta zaten yardım alanlara dönük mü olacak? Dönük yine? Bir nakdi destek. Yani düzenli, ek bir destek olacak. Düzenli olarak 300 lirayla 750 lira arasında. Genelde de maksimum limitten oluyor. Yeni başvuranlar için? Yeni de sosyal yardım almayıp ihtiyaç duyan, maddi durumunda, gelirinde bir değişiklik olan tüm herkes başvurabilir. Söylediğim gibi kamu işçileri ve memurlar dışında herkesin başvurusuna açık bir sistem. Sosyal yardım alanlar herhangi bir gelir testine vesaire tabi tutulmaksızın direkt olarak yardımdan faydalanacak. Yeni başvurularsa da alacakları rakamla alakalı. Hani çocuk sayısı, aile içine giren, hane içine giren gelirlerin değerlendirildiği bir gelir testimiz var. O kapsamda alacağı rakam belirlenmiş olacak. Yine anaokuluna, okul öncesi eğitime biliyorsunuz çok önem veriyoruz. Bu anlamda da çok ciddi bir ilerlememiz var. Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek özel çocuklarımız için, engelli çocuklarımızla alakalı özel anaokullarının kurulması, yine anaokullarının sayısının arttırılması ile ilgili bir seferberlik içindeler. Bu seferberliği destekleyecek nitelikte okul öncesi eğitime çocukların gönderilmesini teşvik edecek yeni bir sistemimiz de devreye girmiş durumda. Burada da herhangi bir başvuru olmayacak. Çocuklarını anaokuluna yazdıran tüm velilerimiz bu sistemden faydalanmak istediklerini okulda beyan ettikleri takdirde de onlara da yine bir ücretsiz bir şekilde eğitim almaları, çocukların ihtiyaçları konusunda devletimiz tarafından katkı sağlanacak. Bunun da miktarı toplam 500 milyonluk bir bunun içinde bütçede pay ayrılmış durumda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tabii memur emeklisi, işçi emeklisi, bütün toplum kesimlerini gelirini artırmaya dönük adımlar atılacak, devam edecek dediniz. Her zaman. Peki, sormadan geçemeyeceğim. Asgari ücrete bir düzenleme yeniden söz konusu olabilir mi? Yoksa Aralık ayı beklenecek mi? Yani bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususları, nasıl toplanacağı, hangi tarihte toplanacağı, kimlerle kararlaştırılacağı. O yüzden bu konuyla alakalı bir değişik durum olursa muhakkak ki Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılır. Şu anda bu konuları ben çok hassas buluyorum. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. O yüzden hani doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda en temel çalışma yapan kişi şu anda Çalışma Bakanımız. Bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu takdirde muhakkak ki onun tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Jülide Sarı Eroğlu. Ben de çok teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. 3600 ek gösterge düzenlemesinden memura Temmuz'da yapılacak zamma ve sosyal yardımlara dönük birçok başlıkta önemli açıklamaları oldu. Şimdilik noktalıyoruz ve iyi bir gün diliyoruz.